Merhabalar. Dördüncü partimizde artık işin içine dalıyoruz. Makinemizi, iğnemizi, boyamızı hazır bir şekilde sizlerin gözünün önünde sizlere göstererek kuruyorum. Bunları kurduktan sonra muza ufak bir şeyler çizdim. Şöyle göstereyim. Bunun üzerinden geçeceğiz. İğneyi ne kadar çıkaracağız? İğne ne kadar uçtan kaç milim olarak çıkacak? Ne kadarını zerk edeceğiz? Muz üzerinden. Dediğim gibi doku olarak yakın olduğu için insan teninde sunilerinden daha iyidir bence buz. Buz üzerinde göstereceğim bunları arkadaşlar. Bu şekilde başlıyoruz. Evet, öncelikle makinamız bir adet kompas, liner, yani çizgi makinası. Bu şekilde bunu kuruyorum arkadaşlar. Hep beraber izleyin sizler. Bu gördüğünüz lastik iğne ile, elim boyu olmuş, iğne ile çekici birleştiren lastik. Tek kullanımlık ucumuz, tek kullanımlık iğnemiz, tek kullanımlık potamız, vazeline sürüp kağıda yapıştırdım. Gribimiz, tutacağımız yani. Bunu açalım. Tek kullanımlık uç. Tek kullanımlık. Dezenfekte ediyorum yine. Tamam. Şimdi çocuklar. Şöyle göstereyim. Bu girip, bu da tips diye geçiyor uç. Bunu alıp. Normalde muza yapacağım için fazla eldiven takmıyorum. Eldiven yaparken takabilirim belki. Şu an bunu muza yapacağımız için çok eldiven takıp falan artistik yapmıyorum. Dediğim gibi bu bar lastiği şöyle şu şekilde iğneye girer. Biraz zor giriyor hepsi. Evet, gördüğünüz gibi iğneye girdi. Şu şekilde makinenin kurulumu. Buradan böyle sokuyoruz gripimizi. Şöyle güzelce ortalama bir şekilde sıktım. İğnemizi, bakın burası önemli. İğnemizi şöyle yavaşça şöyle bırakıyoruz. Ve uçtan girmiş bulunmakta iğne, gördüğünüz gibi. Bu lastik buraya bu şekilde geliyor. Evet. Makinenin kurulumu bu şekilde. Şimdi bir de lastik alıyorum. Standart lastik. İğne oraya buraya oynamasın diye, çıkmasın diye. Şu lastiği buraya bu şekilde takıyorum. Tamam, buraya kadar kurulumuz tamam diyelim. Peki şöyle şunu göstereyim. Şu uç, şu tipsten uç ne kadar çıkacak? Şu şekilde 2 milim gibi. Şu şekilde arkadaşlar. İğnenin giriş çıkış boşluğu, uzunluğu. Ben bu şekilde yapıyorum. Bazıları iyice içeri gömük yapıyor. Herkesin tarzına, şekline göre değişir bu. Ama yaparken iğneyi görmeniz çok önemli. Bu şekildedir iğnenin çıkma milimetresi. Makinamız şu anda hazır. Şimdi boyamızı çarkalayıp, siyah boyamızı çarkalayıp potamıza koyuyoruz. Potamıza koyduktan sonra muzumuzu çizdik. Bildiğiniz gibi. Muzumuzun üstüne çizdiğimiz deseni yavaş yavaş yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere muzumuza çizmiş olduğumuz deseni kurduğum makineyle yapmaya başlıyorum. Ucum, her şeyim ayarlı, iğnem ayarlı. Boyamızı potamızdan aldık. İğnemizin ucunda boya var. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Burasını dikkatli izlemenizi istiyorum. Burası önemli yer. İğnenin ucunun girişini, çıkışını hepsini düzgün bir şekilde görmenizi, idrak etmenizi istiyorum. Başlıyorum şimdi.
bunları yaptığımı alkolsüz ıslak mendil yardımıyla siliyorum. Daha hassas olduğu için suni deriden daha iyi sonuçlar veriyor ve daha iyi hissiyat veriyor. Yaptığımız iş bu şekilde arkadaşlar. Bitmiş durumda çalışıyoruz. Şimdi 2-3 daha bir şey yapayım. İyice izleyin de pekisin. Aklınızdaki sorular kalmasın. İyice izleyin, anlayın, algılayın. Acaba ne çizsek? Dur bakayım kendi çizebilir miyim? Dikkat et kardeşim, yüzüne gelmesin bu ha. Çok önemli. Pipi çizdik. Ha gözüm. Geldi değil mi gözüne? Ben sana dedim dikkat et diye. Efendime söyleyeyim. Ne çizebiliriz başka? Hobbit köyünden Ahmet'i çizebiliriz. Mesela arkadaşlar yok. Standart şey yapayım ben. Çizgi çekeyim insanlar görsün abi. Bakın çocuklar bu şekilde. Zaman şu şekilde düz çizgiler çekin. Diğer videomda da part 3'te de bahsetmiştim. Bu şekilde düz çizgiler çekmeye çalışın arkadaşlar, fazla bastırmadan. Böyle pipi de yapabilirsiniz, sıkıntı değil. Ama yaptığınız zaman şöyle mesela, şöyle bir dizi muzun yarısına kadar şöyle bir dizi düz çizgiler çekmeye çalışınız eşit aralıklarda. Şey yapmadan, çizmeden, şablon almadan bunları yapacaksınız tabii ki. Sonra yapacağınız olay, muzda çalışacağınız olay tabii iğnenin derinliğini, her şeyi görerek şöyle çarpı şeklinde. Eşit derecede bu şekilde. Çizgiler yine tekrar yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela 50 tane, 30 tane, 40 tane bu şekilde eşit aralıklarla düzgün çizgi çekene kadar bu şekilde çizgi çekiyorsunuz. Sonra çapraz, yatay çapraz çekiyorsunuz. Sonra tam tersi çapraz çekiyorsunuz çizgilerinizi. Sonra çizgilerimizi çektikten sonra, bu pratik olarak gösteriyorum ben bunu size. Pardon. Bunu çektikten sonra şu şekilde yapıyoruz. Yuvarlak çizmeye çalışıyoruz. Şöyle. Böyle olabildiğince yuvarlak şekilde çizmeye çalışıyoruz. Bir 20-30 tane de böyle bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bunlar elinizin gelişmesinde çok 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 mühim konular. Bu şekilde yaparak çalışabilirsiniz. Ne bileyim işte. Mesela bunu çektiniz 3 tane düz çizgi. Şu şekilde mesela böyle çektik. Bir de şöyle çektik.
çöp örneği gibi kare bir şekilde çalışma sağlayabilirsiniz. Islak mendille silebilirsiniz. Bu ten olmadığı için çok kasmanıza gerek yok. Böyle güzel bir şekilde çekebilirsiniz arkadaşlar çizgilerinizi. Bu muzu doldurun bu şekilde. Sonra da bakın kabuğunu soyun. Eğer altına geçmemişse muzunuzu yiyebilirsiniz tabii ki. Bunu yapmamdaki amaç hepinizin muzda nasıl çalışıldığını görmenizi istemem ve makinenin nasıl kurulduğunu, ne ayarlarda çalıştığını. Bu arada benim makinem şu an, ben bir ay takımını kendim ayarladım. 12'de çalıştırıyorum, 12 voltta. Normalde bu tarz makineler 8 voltta çalışanları var. Yay takımının ayarına göre çalışma hızı da artıyor veya değişiyor. Ve hatta voltaj değişiyor. Bunun için size istediğiniz kadar anlatayım, anlayamazsınız. Bunun için yani makinenin yay takımıdır, voltajdır, odur, dur, wrap'tır, sarımıdır. Bunlar için biraz daha ilerlerde kendiniz yapa yapa makinelerinizi tanıya tanıya öğreneceksiniz. Dediğim gibi makine ayarları bu şekilde. Yaptığım işte bu şekilde. Bunlar çok önemli. Kesinlikle bu şekilde muzla çalışmanızı öneriyorum. Suni devreden ziyade muz daha sağlıklı ve daha pratiktir ve daha uyguna gelir. Gidip suni deriye 50 lira veriyorsunuz, gerek yok, yazıktır. Sonuçta ben de satıyorum tabii ki bu işin, set satıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum ama önemli olan mantıklı olanı size söylemek istiyorum, amacım da bu. Yoksa 3-5 kuruştan ne ben zengin olurum ne siz fakir olursunuz. Ama herkesin işi pratik bir şekilde görülsün, bilgi paylaşılsın, bilgi de alsın istiyorum, amacım bu. Bu şekilde, bugünkü videomuzu bu şekilde bitireceğiz. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu şekilde farklı bir şeyler çizerek antrenmanlarınızı yaptık. Bunları yapmanızı ve sonra bu iğneyi tekrar çöp atmanızı, büküp iğneyi böyle her şeyi çekip kimseye batırmadan çöp atmanızı rica ediyorum sizden. Sağlıklı bir şekilde eldiven de takabilirsiniz. Yani eldiven, buradaki eldiven takmamın amacı elim boya olmasın. İnsan tenine yapmadığımız için sıkıntı yok aslında ama insan tenine yaptığımızda kesinlikle ve kesinlikle eldiveni kesinlikle takıyoruz. Dikkat ediyoruz. Kana temasa dikkat ediyoruz çok fazla. Muz olduğu için çok mühim değil eldiven. Sadece elime bulaşmasın diye takıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bitmiş durumdadır bu partımızda. Sonlara belki bir iki video eklerim ya da diğer partta gelebilirim bunlar. Nasıl tene işlediğini görmeniz için ekleyeceğim farklı yapım aşamaları da var. Bunları ya bu videoda ya da önümüzdeki videoda edite göre sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde arkadaşlarım. Evet mübarekler. Gösterdiğimiz şekilde yani bu şekilde son buluyor bu videomuz. Part 4. Sizlerden ricam beni takip etmeniz, destek çıkmanız. Beni bir abiniz olarak görüp yorumlar yapmanız, beğenmeniz, dediğim gibi tekrar abone olmanız. Bu şekilde bana destek verirseniz videoların devamı gelecek, kaliteli bir şekilde çekmeye başlayacağım, devam edeceğim. Bu şekilde hepinize teşekkür ediyorum. İzlediğiniz, zamanınızı ayırdınız. Umarım işinize yaramıştır. Umarım işiniz görülür. Hepinize teşekkür ediyorum ve şimdi bakalım muzumuzu soyalım bir. Muzumuzun içinde iz çıkmış mı çıkmamış mı bakayım hemen. Yaptık ya. Çıkmamışsa yiyeceğim. Burada yok. Perişan olmuş abi. Burayı niye böyle oldu biliyor musun? Ezdim ben burayı aslında. Bastır 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 şablon çıkarmaya çalışırken. Ben bu muzu yerim abi. Gayet temiz. Her şey kabuğunda kaldı. Bu şekilde arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Bye bye.